Hadi hocam, bence başlayabiliriz. Gelenler de katılırlar. Peki. Buyurun hocam. Sayın konuklarımız, sevgili katılımcılar, hoş geldiniz. Bugün koca bir millet olarak 83 yıldır aşağı yukarı hep aynı şeyi yaşıyoruz. 83 yıldır milyonlar olarak birkaç duyguyu, kimi zaman birbirine zıt, kimi zaman birbirine paralel, birkaç duyguyu aynı anda kolektif bir şekilde yaşadığımız ender tarihlerden bir tanesi 10 Kasım tarihi. Şüphesiz öncelikle yaşadığımız duygu millet olarak büyük bir üzüntü. Kurucu liderimizi kaybetmiş olmanın vermiş olduğu üzüntü. Fakat hemen akabinde onunla beraber millet olarak onu anmak suretiyle, onu hatırlamak suretiyle yeniden güvenimizi tazelediğimiz bir tarih aynı zamanda 10 Kasım tarihi. Öte yandan geçmişi bize hatırlatmak suretiyle en başarılamaz denilen zamanlarda çok şeyi başarmış bir milletin ferdi olmanın vermiş olduğu umut duygusunu aynı zamanda beraberinde yaşıyoruz. Sonuç itibariyle bir lider ki Mustafa Kemal Atatürk, kurucu liderimiz, işte milyonlara bütün bu duyguları hala 83 yıldır ve görünen o ki epey daha yaşatacak bir lider olarak tarih sayfasındaki yerini almış durumda. Öncelikle elbette kurucu liderimizi saygıyla, minnetle, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Ve işte tam başta söylediğim şeyleri konuşacağız bugün. Nasıl oluyor da bir lider milyonlara bu duyguları ne kadar zaman geçerse geçsin hissettirebiliyor, kolektif ortak bu duyguları yaşatabiliyor. İşin ehli isimlerle Amerika'dan katılan politik psikolog Vamuk Volkan hocamızla aynı zamanda Türkiye'de politik psikoloji denildiği zaman akla ilk gelen isim ve onurla söylüyorum ki Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı, benim de dekanım, Profesör Doktor Deniz Ülke Arıbağ'dan. İşte bu duyguları bize yaşatan politik, psikolojik motivasyonlara dair bir sunum, bir söyleşi dinleyeceğiz. Fakat ondan önce Üsküdar Üniversitesi kurucu lideri, kurucu rektörü, Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız bir açılış konuşması yapacaklar. Buyurunuz hocam. Evet. Ben bütün katılımcılara, Vamuk hocam, Deniz hocam, size hepinizi saygıyla, bütün katılımcı saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve saygıyla bu 83. yıl dönümünde anıyoruz. Ben anmak değil de aslında anlamak olarak da biraz vurgulamak istiyorum. Hatta onun şu sözünü biz üniversitede şey yaptığımız, böyle motto olarak kullandığımız şu sözünü tam geniş halini okuyarak başlamak istiyorum. Ben manevi miras olarak hiçbir nas-ı kat'i, hiçbir doğma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Yani kendisine bağlanmayı, saygı duymayı dogmatik bir bağlanma şeklinde istemiyor. Dogmatik olmayan, akıllını kullanarak bağlanma diyor. Ve bu çerçevede ele aldığımızda ben özellikle benim manevi mirasım akıl ve bilimdir sözünü biz şu üniversitenin girişine de koymuştuk. Yerleşkelerin hemen çoğunda var. Bu şu açıdan önemli. Liderlikte bu liderlikte tabii bir askeri liderlik var ve politik
psikoloji açısından politik liderlik var. Vamuk Hocam onu tabii çok güzel söyleyecek. Ben asker kökenli olduğum için de bir askeri liderlik kısmından biraz girmek istiyorum. Emekli albayım Vamuk Hocam, belki şey yaparsınız. Gata şeyim, 14 yaşında girdim askeriye. Kuleli, harbi okulu, askeri tıp, hepsi. O şekilde bir geçmişim var. Onun için askeri liderliği çok araştırdım ben. Atatürk'ün askeri liderliği. Orada şunu tespit ettim ben. İnsan karar verirken böyle duygularıyla karar verme ve aklıyla karar veriyor. Yani biz doğu toplumları duygu temelli bir toplumuz. Ama düşünce temelli toplumlarda akılla daha çok karar veriliyor. Ben Mustafa Kemal'e baktım. Atatürk öyle nasıl karar vermiş daha? Askeri liderlikte duygularıyla karar vermiş ama politik liderlikte ciddi bir şey aklıyla daha çok karar verdiğini de görüyoruz. Ama askeri liderlikte de sadece duyguyla değil, temel akılla hep hareket etmiş. Yani muhakemeyle, stratejik düşünerek hareket etmiş. Yani birçok karizmatik liderdeki gibi böyle aniden bir çıkıp karar verme, fazla bir risk alma, cesaretli davranış değil. Duyguyla aklı birleştirmiş ama burada en önemlisi ben onun liderliğinde Harp Akademilerinde şu söylenir hep. Harp Akademilerinde Atatürk yapan anafartalar derdir. Anafartalar, Harp Akademilerinde. Yani daha önce anafartalardan önce Atatürk'ü Osmanlı ordusunda kimse tanımıyor. Bir Osmanlı paşası sonuçta tanımıyor. Anafartalarda nasıl oluyor da birdenbire bütün ordu onu konuşur hale geliyor. Bütün dikkati çekiyor. Bu Çanakkale'de oluyor biliyorsunuz anafartalar. 1915'te. 1915'te Deniz Savaşları Cevat Paşa'nın komutasında kazanılıyor. O zamanki işte İngiliz, Fransız ortak ordusu karar veriyor. Biz Deniz Savaşı'nda olmuyor, karadan girmemiz lazım diye. Karadan başlıyorlar ve burada kara savaşları olur. O 8,5 ay süren kara savaşları oluyor. Kara savaşlarında hiç ummadığı, beklenmeyen bir yerden çıkartma yapıyor. Ve burada da Mustafa Kemal 19. Tümen var, 57. Alay var. İlk anda ilk hamleyi geri püskürtüyor. Hatta o dönemde 57. Alay tamamen şey oluyor. Yani savaşırken 57. Alay'da hayatta kimse kalmıyor. Hepsi şehit oluyor. Böyle bir durumdayken daha sonra o Esat Paşa var, kolordu komutanı. Ve bütün onunla birkaç defa mesaj gönderiyor. Diyor ki onlar şuradan çıkartma yapacaklar diyor. Bekliyor. Bütün çıkartmayı nereden yapacaklar? Esat Paşa geliyor, elini sırtına omuzluyor. O zaman kurmay yer var. Daha sonra albay oluyor. Ya diyor ki bir şey yapma, sen öyle olmaz, merak etme diyor, endişelenme diyor. Ve gerçekten İngiliz Fransız kuvvetlerinin tam da o işte Arıburnu, Jonkbayırı oradan çıkartma yapıyorlar. Tam deliği ortaya çıkıyor. Onun üzerine böyle durumlarda Esat Paşa ile telefonlaşıyor, mesajlaşıyor o zamanki işte o manuel telefonlarla. Daha sonra ben diyor 3 tane tümen emrini veriyorlar ona. 19. tümen, bir de 9 ve 12 yanılmıyorsam tümen emrine veriyorlar. Bunlarla savaşırken diyor, o zaman diyorlar bu sana fazla değil mi diyorlar. Hayır diyor. Az bile diyor. Yani çünkü ben bunların üçüne kumanda edersem bunun başasından baş ederim bununla tarzında ciddi bir öngörü, tahmin edilebilir öngörüleri var orada. Askeri olarak, liderlik olarak. Sonunda o şekilde bir ikinci hamlede de 9-10 Ağustos yanılmıyorsam püskürtüyor şeyi, düşmanları. Daha sonra Ağustos 20 Ağustos civarında da anafartalar grup komutanlığına atanıyor. Yani 3 tane kolordu onun emrine veriliyor, düşünüyorsunuz. Yani bir kurmay yarbayken 3 kolordu ona veriliyor. Ve o dönemde de yani ben asıl etkileyen şu olmuştur. Tam böyle Jonkbayırı'da yanılmıyorsam orada böyle şeyde sabah 4:30'da düşün. Karşı taraf düşman daha hiçbir şey beklemiyor. 4:30'da bütün askerlerini topluyor
hücum safına geçiyor. En öndeki hücum safının başına geçiyor. Hücum safının başına geçtiği zaman orada şöyle söylüyor. Diyor ben diyor kırbacımla işaret ettiği zaman herkes hücum edecek diyor. Yani düşün hep böyle hani şu söylenir. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ben size ölmeyi emrediyorum. Dediği zaman bu. O zaman o savaşta bunu söylerken siperin içerisinde söylemiyor. Bunu söylerken çadırda söylemiyor. Yani cephenin önünde, hücum safının önünde söylüyor bunu. Bu şekilde. Ve işte o göğsünden yaralanma da o dönemde oluyor. Ve orada kırbacını kaldırıp işaret verdiği zaman Allah 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 diye bütün askerler hücum ediyorlar. Ve karşı tarafta İngiliz, Fransız kuvvetleri daha silahını kullanmaya fırsat gelmeden süngü savaşlarıyla onlar saf dışı ediyor. Hatta buna şeyler çok şaşırmışlar. Aynı anda üç cepheden savaşı yönetti diye Lord Curzon mesela onun hatıralarında var orada. Yani bu risk alması gerektiği zaman risk alıyor. Ama diğer taraftan liderine bakıyorsunuz, onu yakından tanıyanlar şunu söylüyorlar. Yani karar verirken düşünerek karar verir. Hatta yürürken bir ayağını attığı zaman öbür ayağını kaldırmaz. Mustafa Kemal'i tarif ederken temkinli bir insandır. Sağlam hareket eder. Birini attığı zaman öbürünü kaldırmaz. Yani riski, zayıf taraflarını şey yapabilir, kullanabilir. Yani ciddi bir şekilde burada o yani aklını kullandığı zamanla duygularını kullandığı zamanın çok güzel bir dengelendiğini görüyoruz. Böyle bir askeri liderlik daha sonra tabii ciddi bir şekilde anafartalarda ilgili o tepeye Kemal'in yeri ismi veriliyor. O savaşın olduğu tepeye ve bu başarı bu bir liderlik ama onu anafartalardaki şey askeri cephedeki başarısı onu Mustafa Kemal yapıyor. Onu bütün orduya ve o zaman işte Vahdettin ona Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı ile ilgili en iyi bu yapar denilmesine sebep olan şey hareket aslında bu anafartalardaki gösterdiği müthiş bir liderlik var. Böyle bir liderlik var. Ben bunu bu vesileyle yani böyle Atatürk'e dogmatik bağlananlar, Atatürk'ü böyle yani yeryüzü şey Tanrı Kral gibi yapmaya çalışanlar bunları akıllarını kullanarak böyle aklı kullanan bir liderlik gibi ele almaları gerektiğini düşünüyorum ve bu şekildeki bu liderlik zaten yani öyle ona böyle olağanüstü güçler atfederek bir liderlik sağlamaya hiç gerek yok. Bu şu askeri liderlikteki başarı bile Çanakkale Savaşı'nın çünkü o zaman kazanılması cephede kazanılmış olması İstanbul'u kurtardı. İstanbul'u yağmadan kurtardı. İstanbul'u yağmadan kurtarması demek hani sonuçta savaş İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybedildi ama İstanbul yağma edilemedi. Yani ganimet peşinde koşamadılar işgal edenler. Daha sonra gelenler böyle galip gibi gelemediler tam. Bu nedenle birçok o Anadolu hareketinde birçok alandaki başarıların temelinde bu gözle bakmak önemli diye söylüyorum. Ben tekrar minnet ve saygıyla anarak tekrar hocalarımızı dinlemek istiyorum. Hadiye Hanım teşekkür ederim bu vesileyle sizlere de. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Rektörüm. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası perspektifinden liderliğini sizden dinledik. Çok teşekkür ederiz. Vamuk Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sizinle birlikte olmak gerçekten çok değerli, kıymetli bizim için. Çünkü politik psikoloji bilhassa Türkiye'de ne yazık ki bu kadar çok önemli bir alan olmasına rağmen ne yazık ki istenilen seviyede değil. Başta Deniz Hocam olmak üzere sizin de desteklerinizle çalışmalarımız sürüyor. O yüzden sizi konuk etmek bizim için ayrıca mutluluk ve onur vesilesi. Kıymetli hocam siz zor olan bir şeyi yaptınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini, üstelik psikobiyografisini yazdınız.
Bir takım sorunlar da yaşadınız ama sonuç itibariyle çok şükür yayınlandı. Bizler okuduk, birkaç baskısını okuduk. Sizin şeyinizi çok bozmak istemiyorum, bir akışınız varsa şayet. Fakat belki şu mu daha çok merak ederiz? Psikobiyografiler hani kişilere dair, onların kimliklerine dair açıkları, belki psikanalitik yöntem kullanmak suretiyle ya da anlamlandıramadığımız çok yanlarını. Bu bağlamda bize bir Mustafa Kemal Atatürk portresi çizmek ister miydiniz Sayın Hocam? Oğlum, evet, Mustafa Kemal Atatürk'ten bazı psikolojik nedenlerden söz edeceğim. Bir de Deniz Hoca ile konuştuk. Liderlik psikolojisinden söz edeceğim. Vaktimiz varsa. Fakat önce neden ben senelerce Atatürk'ü anlamaya çalıştım? Bunun nedenini anlatmak isterim. Ben gelecek ay 89 yaşına basacağım. Kıbrıs'ta doğdum. Babam bir köylü çocuğu. Bu köyde 8 kardeşler bunlar. Okuyan o. Ben babam evlenmeden önce, ben doğmadan önce Mustafa Kemal'i taklit etmeye çalışmış. Bir hikayesi var. Önce onu anlatacağım. 25 Ağustos 1925'te Mustafa Kemal Kastamonu'ya gitti. Ve orada ertesi gün 26 Ağustos'ta belediye dairesinde bir gruba hitap etti. Şimdi Mustafa Kemal'in sözleri. Biz her açıdan medeni insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın durumunu anlayamayışımızdır. Fikrimiz, niyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Şunun bunun sözüne önem vermeyeceğiz. Aynı gün geç saatlerde Mustafa Kemal İnebolu'ya gitmek üzere Kastamonu'dan ayrıldı. Fakat halkla konuşmaya ve uygarlık ve ilerleme gerektiğinden söz etmeye devam etti. Üzerindeki elbiseler Avrupa giysisiydi. Elinde bir şapka vardı. Panama şapkası. Ve şöyle dedi. Bizim kıyafetimiz milli midir? Bu dinlere hayır diye cevap verdi. Bizim kıyafetimiz medeni ve beynelmiler midir? Yine herkes hayır dedi. Atatürk, Mustafa Kemal o zaman, sözlerine şöyle devam etti. Size iştirak ediyorum. Tabirimi maruz görünüz. Altı kaval, üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir ve ne de beynelmilerdir. O halde kıyafetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? Herkes hayır hayır demiş. Böyle tafsir olunmaya razı mısınız arkadaşlar? Herkes hayır hayır demiş. Atatürk devam etti. Cevheri görmek için çamuru atmak lazım. Çamurdan kurtulmak şöyle mümkün diye ısrar etti. Ayakta iskarpın, otin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve tabiatıyla bunları tamamlamak için dipleri şemsi, güneş muhafazalı sarpuş. Şundaki şapkayı vererek dinleyicilere şöyle seslendi. Serpuş'un adına şapka denir. Sonra söylemek istediklerini vurguladı.
Buna caiz diyenler vardır. Bunlar cahildirler. Onlara sorarım. Buna erkek olan fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek niçin caiz olmasın? Şimdi babamın hikayesine dönmeden önce Atatürk'ün kadınların yeterince uzun süre ezildiğinden söz ettiğini de söylemek isterim bu sırada. Ve uygar bir toplum olmak için onların özgürleşmelerini gerektiğinden söz etmiştir. Şunu söylüyor. Kadınlarımız da bizim gibi kavrayışlı ve anlayışlı insanlardır. Onlara ahlaka ait kutsal kavramları telkin etmek, milli ahlakımızı anlatmak ve onların beynini bilgiyle, temizlikle donatmak esası üzerinde bulunduktan sonra fazla bencilliğe gerek kalmaz. Onlar yüzlerini dünyaya göstersinler ve gözleri ile dünyayı dikkatle görebilsinler. Bunda korkulacak hiçbir şey yoktur. Babam o sene öğretmen olmuş. Bir köye gidiyor Kıbrıs'ta. Atatürk'ün yaptıklarını duyduktan sonra Kastamonu'da eline bir şapka alıyor. Köyün kahvenesine gidiyor. Bir masanın üzerine çıkıyor. Bağırıyor. Efendiler, bunun adı şapkadır. Bunun üzerine oradaki hoca ve onu takip edenler babamı dövmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Uzun uzun hikaye. Fakat en sonunda bir sene içinde bu köydekiler hep adamlar şapka giyiyorlar ve bu hoca bu köyden ayrılıyor. Babam da şey oluyor. Muvaffak oluyor. Ben çocukken, ben büyürken bu hikayeyi devamlı duyardım. Şimdi 1956'da Ankara Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Fakat o zaman ben İngiliz tabiyetindeyim. Çalışıyorum ama cebime para gelmiyor. Farkına vardım ki babamın aylığının yarısından fazlası bana geliyor. Ankara'da yaşaman için. Ve o zaman brain drain, beyin gücü, beyin toplama diye bir durum vardı Amerika'da. Amerika'da doktorlar yoktu. Her taraftan doktorlar topluyorlar. Benim sınıfın yarısı Amerika'ya gittik. 10-12 kadarımız orada kaldık. Orada kaldıktan sonra bir Türk olarak aslında Amerika'da kalıyorum. Benim Türklüğüm nedir? Benim babam kimdir? Atatürk kimdir? Bunlar benim nedenim oldu. Bu nedenle ben bir fırsat çıkınca, vaktim yok fırsatı anlatmak için. 7 sene Atatürk'ün hayatını çalıştım. 7 sene. 13 ay Türkiye'de kaldım. Ve Sabiha Gökçen. Sabiha Hanım benim en büyük şeyim, yardımcım oldu. Şimdi gelsin anlatmaya gerek yok. Onunla çok uzun zaman geçirdim. Bana bir gün dedi ki bir de manevi oğlunu gör. O zaman Atatürk'ün manevi oğlu olduğunu kimse bilmiyordu. Ya bilenler söylemiyordu. Abdurrahim Tunçak. O zaman Abdurrahim Bey'in önüne gittim. İki defa onu gördüm. Ya korktu ya bir şey oldu. Ondan sonra beni görmedi. Ondan sonra Nuri Jonker'in kızı Kıymet Tesal Hanım. Ondan sonra biliyorsunuz Atatürk'ün Selanik'te yaşadığı zamanlardaki komşularını buldum. Onlarla konuştum. Ve uzun süre çalıştıktan sonra bir kitap yazdım. Birisi Ölümsüz Atatürk. Anladığıma göre onun 8. baskısı gelecek ay yapılacak. İkincisi Atatürk'teki kimlik sorunları.
İkinci şey, neden ben politik psikolojiye başladım? Neden ben liderlik psikolojisini araştırdım? Kısaca şu, 1977'de o zamanın Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sadat İsrail'e gitti. Ve İsrail parlamentosunda, Knesset'te bir konuşma yaptı. Ve dedi ki, düşmanlar arasında, Araplar ve İsrailler arasında bir psikolojik duvar var. Bu duvarı anlamak lazım. Belki hatırlarsınız, Bülent Ecevit de Yunan ve Türkler üzerinde konuşurken aynı şeyi söylemişti. Fakat Mersa'da o zaman çok meşhur olduğu için Amerika'da onun söyledikleri iyi oldu ve hükümet mi bilmem kim mi Amerikan Psikiyatri Cemiyeti düşündü ve bunu araştırın dedi. Amerikan Psikiyatri Cemiyeti'nin psikiyatri ve insan dışişleri diye bir cemiyeti vardı. Beni ve bir Yunan arkadaşı, Yunan-Amerika arkadaşı üye olarak almışlardı. Büyük Amerikalılar bizi görsünler, bir Yunanlı ile bir Türk nasıl birbiriyle derken bu komite İsrail'e ve Mısır'a yollandı. Neyse, en sonunda ben bu komitenin başkanı oldum. Çok yakın arkadaşım olan Yunanlı'yı da benim asistanım yaptım. Ondan sonra bilmediğimiz bir mesleği başladık. Ve kısacası o zaman Sovyet İmparatorluğu çöktüğü için şey bulabildik, para bulabildik. Ve o zamandan beri ben dünyanın her yerine gidip bir şeyler yaptım. Ve hemen hemen birçok lideri tanıdım. Mesela en çok tanıdığım Ralph Denktaş, but Ralph Denktaş benim çok yakın arkadaşımdı. Ona kelime bile söylemedim şey hakkında. Şunu yap, bunu yap. Onu diyor. Ralph Denktaş'la arkadaş. Jimmy Carter olduktan sonra, Cumhurbaşkanlığı bırandıktan sonra bir komite kurdu. Bütün dünyanın liderlerini bir araya getirdi her sene. Yazdıklarımı duymuş. Onun yanında çalıştım 18 sene. Onun komitesilerinde. Mikhail Gorbachev bir tanıdım. Yasir Arafat'ı tanıdım. Desmond Tutu'yu tanıdım. Bir aile liderler tanıdım. Şimdi tekrar Atatürk'e dönelim. Atatürk'ün Mustafa Kemal'i Atatürk yapan nedenler arasında bildiğim çok olan şeylerden birisi onun bir ölüler evinde doğmasıydı. Biliyorsunuz kocası Ali Rıza Bey Zübeyde Hanım'dan 20 yaş büyüktü. Evlendikleri zaman kaç yaşındaydı Zübeyde Hanım biliyor musunuz? 14-15 yaşında. Daha kadınlığın ne olduğunu bilmiyor, bilmem ne. Hemen çocuk yapıyor. Kocası başka bir yerde. Paşa Köprüsü gümrük memuru. Yalnız kalıyor. En sonra bu izole yere gidiyor. Çocuklar, oğulları ölüyor. Oğullarının birisini gömüyorlar. Sel basıyor. Ertesi gün ceset dışarı çıkıyor. Bunları konuşuyorlar. Ondan sonra tabii Karanlı'ya dönüyorlar. Daha çocukları oluyor. Babası, 7 yaşında Atatürk'ün babası ölüyor. Atatürk şeye geldiği zaman, ergenlik zamanına geldiği zaman bir tek kendisi var, bir tek kız kardeşi var, Makbule Hanım, bir annesi var. Düşünün siz annesinin durumunu. Devamlı çocuk ölüyor, kocası ölüyor. Ölülerle dolu insanlar, yas içinde. Ve kitaplarımı okursanız Atatürk'ün bunu nasıl sezdiğini direkt olarak, indirekt olarak bilinç içinde, bilinç dışında bunu sezdiğini ve anneyi ile vatanı birleştirdiğini ve vatanı, anneyi nasıl kurtarmak istediğini, anneye nasıl neşe vermek istediğini okuyabilirsiniz. Evet.
liderle onu takip edenler arasındaki ilişkiyi iki yollu bir grafik olarak görebiliriz. Bir taraftan liderden gelen istekler var, baskılar var. Bunu tarif ediyorlar, bunu tarif ediyorlar. Öteki yandan toplumdan gelen istekler var. Bunu düşünün. Düşünelim bu şekilde. Atatürk'ün liderliğinde liderden gelen, yoldan gelen şeyler daha fazla. Ve hepsi toplumu yükseltmek için duyuyorsunuz. Yani konuşmalarından devamlı toplumunu, medeniyetini yükseltecek konuşmalar yapıyor. Ve bu yol nerede? Onu düşünmemiz lazım. Bir ovada mı? Düz mü? Düz bir yerde mi? Bir dağda mı? Tehlikeli bir yerde mi? Atatürk zamanında savaşlar olmuş. Osmanlı batacak filan. Ben bazen duyuyorum. Ben için uzaktayım tabii ki. 2014'ten sonra Türkiye'ye pek uzun zaman kalmadım. Birkaç konferans vermekten başka. Ama duyuyorum, ha diyorlar. Kemalcılar var, Kemalcı olmayanlar var. Ne demek yahu? Olmasaydı bugünkü Türkiye Ankara'nın küçük bir yer olacak. Gayet acayip konuşmalar var Türkiye'de. Şimdi hem halkın hem de liderin psikolojisi birleşiyor. Bazen problemler ortaya çıkıyor, bazen problemler ortaya çıkmıyor. Bunları incelemeye başladım. Şimdiki dünyada bu COVID mikrobunun yanında, COVID mikrobu gelişmeden benim aklımın almadığı kadar teknolojik gelişmeler var. Teknolojik gelişmeleri anlamaya çalıştığım zaman kendimi dünyanın bir numara aptal insanı sanıyorum. Ne kadar teknolojik gelişmeler var. Aklı duruyor. Ben 89 yaşında bunları nasıl öğreneceğim? Hiçbir şey bilmiyorum. Kompütür bile. Bir de şey oldu. Herkes bir küreselleşme oldu. Ve yazılarımızı yazılarımı okursanız bu medeniyete biz şimdi kimiz medeniyeti dedim ben. Bir mesela Osmanlılar batıyor, biz şimdi kimiz? Bilmem bir başka bir şey oluyor. Biz şimdi kimiz? Fakat şimdi biz kimiz? Dünya yanmış bir şekilde. Bu nedenle bilmeden insanların herkesin değil, bazı insanların anxiety'sini dürtülemek çok kolay. Tabii ki Donald Trump benim divanımda yatmadı. Onun kim olduğunu bilmiyorum. Televizyonda gördüklerimden söz edeceğim yalnız. Son kitabımda Türkiye görüyor. O da son kitabım. Bu yazdığım kitap bir grup psikolojiye bağlam yapacak. Orada söylediklerimi yazıyorum. Televizyonda gördüğümüz bir şey var. Bence onun seçilmesinin nedeni bir duvar yapma. Bir duvar yapacak. Bütün toplumu koruyacak. Bu şekilde bir durumlar ortaya çıktı bütün dünyada. Ve narsisizmi büyük olan, sanki kurtarıcı gibi, kendini kurtarıcı gibi gösteren insanlar seçildi. Birçok yerde. Demeyeceğim şeyleri. Birçok ülkede. Bir tek ülkede değil. Şimdi narsisizm, kendimizde kalan olan sevgi bana bir kelime değil. Onu da anlatmak istedim. Benim narsisizm olmasa bu kitapları yazmazdım. Benim narsisizm olmasa bugün sizinle konuşmazdım. Her şey oldu. Sizin narsisizm olmasaydı Üsküdar Üniversitesi'nde bunları yapmazdınız. Narsisizm fena bir kelime değil. Fakat bazı insanlar var, narsisizmlerini korunmak zorundalar. Çünkü
onu korumazlarsa içlerindeki şeyleri, ana duyguları hissedecekler. Sanki hiçbir şey onlara dokunmayacak. Bu gibi insanlar ortalama bir şey bilmez. Mesela size 1 milyon euro veririm ben. Ya 1 milyon dolar. Diyelim ki 100 tane Trump şeyine bakın, videosuna bakın. Bir tek ortalama kelime bulmazsınız. Ya her şey çok güzeldir, çok bilmem nedir. Ya her şey pistir, eksektir, hiçbir şey. Anladın mı? Bu şekilde bir bölünmeler oldu dünyada. Yani birçok yerinde birçok liderler ortaya çıktı. Bunu takip edenlerle takip etmeyenler arasında bölünmeler oldu. Bu gibi insanları anlamak için tabii ki liderler benim yanımda yatmaz ama başka insanlar, bu gibi hikayesi olan insanlar yatıyor. Bunları şu şekilde düşünelim. Bunlar bir vazon içinde tek başına kral gibi, imparator gibi, kendilerini imparator gibi yaşayan insanlar hissediyorlar. Ben benim. Fakat devamlı vazonun dışarıyı gözlüyorlar. Kim beni destekler? Kim benim büyüklüğüme evet der? Kim beni küçümser? Küçümserleri atalım. Devamlı ötekini tutalım. Bu şekilde toplumu bölme süreci ortaya çıkıyor. Anlatabildim mi? Bu şekilde düşünün. Bir tabak düşünün. Bir tabak. Tabağın içine bir pasta koyun. Amerika'da şey var. Apple pie. Türkiye'de ne var? Bir tabağın içinde bir pasta. Bir ne ismi var? Deniz. Elmalı pasta var hocam bizde. Elmalı pasta da var. Ha. Tabii tabii. Elmalı pastanın bir ucuna sirke takın. Orası tatlı değil. Hemen bu adam o kısmı kesiyor. Oradan uzaklaşıyor. Onu düşünebilir misiniz? Öteki kısmı çok büyük. Bir numara pasta. Üzerine sirke düşen kısım fena. Atatürk gibi insansınız. Ne yapıyorsunuz? Tekrar o sirkeli yere şeker koyuyorsunuz. Onları yükseltiyorsunuz ki size uysun. Hepiniz yükselsin. Yardım oluyor şey. Fakat başka türlü oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O kısmı uzaltıyorsunuz. Dilerseniz atıyorsunuz, öldürüyorsunuz. Anlatabildim mi? Bu şekilde bir dünya oluştu. Tabii ki abartıyorum ki bunu anlamak için. Tabii ki her liderin başka şeyler de var, güzel şeyler de var, falan şeyler de var. Fakat dünyanın birçok yerinde bir şey oldu. Bir toplumlarda ayrılma oldu. Bu ayrılmayı yapmak için bu liderler ve onların yakından tanıdıkları bir takım adımlar attılar. Bu adımları da biz bulduk, onları da yazdık. Kısacası Amerika'dan söz edeceğim. Kısacası ne diyorlar? Başımıza bir bela geldiydi. Victimization Türkçesi nedir? Victim olmuşuz. Neyi hocam? Victimization. Medeniyet. Victimization, kurbanlaştırma mı? Duyamıyoruz kesin. Kesintili geldiği için anlayamadım. Kurbanlaştırma. Kurbanlaşma ortaya çıkarıyorlar. Amerika'da kurbanlaşma neydi? Güneydeki savaşta güneyin kaybetmesi. Beyazlar. Anlatabildim mi? Tabii ki bugün beyazcılar Amerika'da yalnız güneyde değil, her tarafta. Onlara diyor ki, ha diyor, sizin başınıza belalar geldi, bunları düzeltelim, siz bir numara oldunuz. Ve Amerika'da şimdi bu beyazcılar grubu var, yayıldı. Onun yanında bununla bu gibi şeylere inanmayanlar var, bir dağılma, yayılmalar oluyor.
ne oluyor? Bu kurbanlaşmayı abartıyorlar. Kurbanlaşmayı abarttıktan sonra onlara sizin hakkınızdır, bunu değiştirmek hakkınızdır diye direkt ve indirekt şeyler veriyorlar. Mesajlar veriyorlar. Ve böylece bir ayrılaşma oluyor. Mesela benim en çok sevdiğim şey bugünlerde hemen hemen her hafta dünyanın bir yerinden bir öğrenci bana bir e-mail gönderir. Der ki hocam işte yaptığınız araştırmaları okudum, şunun üzerine bir tez yazıyorum falan. Bunların arasında bir genç çocuk birkaç ay önce kendisi de işte bu whiteism, beyazlık liderleriyle konuşabilmiş. Ben gitsem benimle konuşmazlar ama çocukla konuşmuşlar. Bunlar doğru. Bu şekilde şeyler oluyor. Ve dünyanın her tarafında şimdi bir takım şeyler var. Ayrılıklar oldu. Bunların nasıl sona ereceğini ben peygamber değilim, bilmiyorum. Çok çok bir kötü durumdayız. Bu ayrılıkları yani elinizle dokunabiliyorsunuz bu ayrılıklara. Türkiye'de hemen hemen fiziki olarak görüyorsunuz. Ben bu nedenle artık Türkiye'ye gidip de bir yerde konferans vermiyorum. Bunu evet. İnsanım için ya İzmir'de Ege Üniversite gittiğim için onlara verdim. Onda da oturuyorsun. Önümüzde diyelim 300 kişi var. Bu 300 kişinin 150'si hanımlar. Yani oturuyorlar. Yarısı kafası açık, yarısı kafası kapalı. Sanki iki millet. Başka şey söylemeyeceğim Türkiye hakkında. Bu şekilde şeyler. Konya'ya gittim. Dün tekrar Litvanya'dan dışişlerinden bana mektup geldi. Tekrar Litvanya'ya gitmem için. Birçok yerlerde böyle bir duruma girdik. Biz şimdi kimiz diye sorular ortaya çıktı. Bu nedenle üniversitelerin, hocaların çok önemli rolleri var. Bunları anlatmak. Kimseye itham etmeden böyle bir dünyaya girdiğimizi anlatmak. Ben şimdi bitiriyorum. Şaka söylüyordum ben bu dışişlerine, unofficial, gayri resmi dışişlerine karıştığım zaman dedim ki Mars'tan düşmanlar gelirse hepimiz birleşeceğiz. Şimdi ne oldu? Yine görünmeyen bir düşman geldi. Virüs geldi. Fakat tam aksi oldu. Birleşme yerine gerçek nedenlerle önce herkes hududunu korumak istiyor. Tabii ki. Vahmuk hocam. Çok evet. Özür diliyorum. Hudut meselesine girdiniz. Toplulukların kendi sınırlarını koruma meselesine girdiniz. Acaba sizce de uygun mudur? İkinci bölümde bunu yapsak da benim anladığım bu zamana kadarki konuşmalarınız aslında dünyanın her yerinden örneklerle ama merkezde Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yapıcı ve onarıcı bir liderliği tanımladınız. Yanlış anlamadıysam. Tabii burada müsaade eder misiniz? Deniz Hocam'a da bir söz versem. Tabii ki. O bağlamda politik psikoloji içerisindeki bu çok önemli kavramı biraz daha hocam da açsa. İkinci bölümde tekrar sizle devam edeceğiz. Tabii ki. Teşekkürler. Sağ olun. Buyurun hocam. Sağ olun. Vahmuk Hoca hudut deyince aklına ben geldim herhalde. Değil mi? Duvarlar bu konu. Tabii ki ona gelecektim ben. Ondan da diyecektim. Vahmuk Hoca, vallahi gerçekten benim için hayatımda bir dönüm noktasıdır. Yani ben böyle tam at gözlüğü takmış bir uluslararası ilişkilerciyken, yani birçoğumuz aynı teknik yapının içerisinde dönüp duruyoruz çünkü. Hayatıma bambaşka bir boyut kattı. Yaklaşık 20 yıldır kendisiyle beraber çalışıyorum. O onura eriştim ve benim de dünyamı zenginleştirdi, onu da söyleyeyim.
Şimdi ben hoca tabii bir psikiyatrist ve Ölümsüz Atatürk kitabı bence şahane bir kitap. Gerçekten çok farklı bir perspektiften analiz ediyor bizim kurucu liderimizi. Cumhuriyetin kurucu babasını öyle söyleyelim. Ben de o dönemde insanların ağaç kovuğundan çıkmadığını söyleyerek, yani o dönemde nasıl bir koşullar oluştu, nasıl bir atmosfer vardı da Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider çıktı, biraz ondan bahsedeyim. Çünkü hani Trump'ı seçtiren şey sadece Trump'ın kişisel özellikleri değil, o kişisel özelliklerin ön plana çıkmasına, insanlar tarafından benimsenmesini sağlayan bir toplumsal kolektif psikoloji de oluşuyor. İktisadi, sosyal, siyasal koşullar o tip adamların liderliğini ön plana çıkartmaya başlıyor. Yani küreselleşmenin en yukarıda olduğu dönemlerde otoriter söylemlere sahip, işte bu tip narsistik kişilerin değil, daha ziyade sistemi tanımlaya sahip çıkan, özgürlüklerin peşinde olan, demokrasi, insan hakları diyen liderler ön plana çıkıyordu. Şimdi işte duvarlı dünya dediğim şey benim bir, yani epeydir ülkelerin sınırlarını, hudutlarını duvarlarla çevirdiği bir dönemde başka tip liderler ön plana çıkıyor. Mustafa Kemal'i liderleştiren şeylerin başında kuşkusuz bir zafer simgesi olması, zaferler kazanan bir komutan olması yatıyor. Nevzat Hoca da zaten askeri background'unu epeyce anlattı. Bir kere neden zafer meselesi Osmanlı toplumunda ve ondan sonraki Cumhuriyet toplumunda bu kadar önemsendi? Yani her zafer kazanan aynı ölçüde lider olabiliyor mu? Her bir cepheyi kazanan, her ortamdan gelen komutan için bu siyasi lider olur gelecekte diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir kere Osmanlı İmparatorluğu birkaç yüzyıldır parçalanma sürecine girmişti. Yani sadece Abdülhamit'in o 30 küsur yıllık döneminde 1,5 milyon kilometre kare toprak kaybedildi. Balkan Savaşları, yani 1800'lü yıllar boyunca Osmanlı'nın aslında ana yurdu kabul edilen Balkanlar. Yani Anadolu toprağı Cumhuriyet'in ana yurdu. Osmanlı'nın merkezi Balkanlardır. Osmanlı'nın merkezini yitirmesi ve Osmanlı'nın kurucuları, bunu Hadi Hocam da yazmıştı, Osmanlı'nın kurucu kadrosu öz itibariyle Balkan kökenli. Ana yurtlarını kaybetmiş insanların o vatan sevgisinin, neden vatana bağlılığının neden bu kadar yüksek olduğunu görmemiz mümkün. Yani Anadolu toprağına geldiğinde artık orası onun ontolojisinin bir parçası haline geliyor. Vatan ve insan bütünleşiyor. Varlık sebebi, varoluşunu sağlayan şey haline geliyor. Burası bir sığınak, yuva, vatan değil bir yuva olarak tanımlanıyor. Ve bu Osmanlı'nın bu parçalanma sürecine girdiği dönemler aynı zamanda bütün dünyada da büyük belirsizliklerin hakim olduğu dönemler. Bugünküne benzer bir yapı aslında. O dönemde sanayi toplumu ortaya çıkmaya başlıyor. Bugünkü teknoloji nasıl insanları darmadağın ediyor, belirsizliklerle dolduruyor. İnsanların geleneklerinden, şehirlerinden kopuşları, imparatorluklarını yitirip ulus devlete dönüşmek zorunda olmaları, yani siyasi kimliklerini yeniden tanımlamaları gibi milyonlarca insanın o coğrafyadan öbür coğrafyaya göç etmek zorunda kaldığı, homojenleştirme, siyasal homojenleştirme süreçlerinin devam ettiği bir dönemden söz ediyoruz. O nedenle 1900'lü yıllara gelinceye kadar, yani sanayi toplumunun şekillendiği o 100 yıllık süreç, 1800'lerin başından 1900'lere kadar olan o 100 yıllık dönem aslında bir yandan Avrupa'da Avrupa ahengi dediğimiz dönem, 100 yıllık bir barış dönemi, büyük devletlerin birbiriyle savaşmadığı bir dönem, ama bir yandan da tarihçi Erik Hobsbawm'ın deyimiyle bir devrimler çağı. Bütün Avrupa'da, tabii bu Osmanlı'ya da sirayet ediyor, bütün dünyada, Rusya'ya da sirayet ediyor. Üç tane büyük ideolojik akım dünyayı sallıyor. Bunlardan birincisi liberalizm. Adam Smith'in yazdığı Milletlerin Zenginliği kitabı falan onun entelektüel altyapısını oluşturuyor. Ve bütün dünyada işte denizlerde seyri sefer serbestliği, serbest ticaret, liberal dünya falan gibi kavramları ve cumhuriyetlerin ön plana çıkmasını sağlayan, monarşileri sallayan bir yeni akım. İkincisi yani Napolyon'un Liberté, Égalité, Fraternité'sinden geliyor bunlar tabii. Egalite isim gelen sosyalizm akımı. 1800'lü yıllar internasyoneller toplanıyor, sosyal demokrat partiler, sosyalist partiler kuruluyor. Büyük işçi hareketleri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bunların her biri o devrin verili sistemleri için büyük tehdit. Yani kraliyetleri, çok uluslu imparatorlukları, tebaa algısını sarsacak olan tehditler. Ve üçüncüsü de nasyonalizm akımı.
Nasyonalizm, bu üç tane izm, liberalizm, sosyalizm ve nasyonalizm yeni bir dünya doğuruyor. Aslında 20. yüzyılı inşa eden üç tane akımdan söz ediyoruz ve nasyonalizm bir yandan imparatorlukları parçalarken bir yandan da küçük prensipleri falan bir araya getirip Almanya gibi, İtalya gibi devletlerin ortaya çıkışını da sağlıyor. Hem bütünleştiriyor hem parçalıyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk bu parçalanma dönemi, bu yas dönemi, bu kaybedişler döneminin içerisinde zaferle özdeşleşen bir komutan. Halkın buna ihtiyacı var ve bir efsane olarak yayılıyor zaten halkın arasında. Yani Düveli Muazzama'yı o cephede yenen, bu cephede yenen falan bir zafer hikayesiyle Mustafa Kemal Atatürk o pozisyona gelecek, siyasi liderliğini kazanacak. Ama bu sadece askeri başarısından, dehasından, zaferle özdeşleşmesinden ibaret değil. Bunu koyalım kenara. Yani zafer ve Mustafa Kemal Atatürk bir kenarda dursun. İkincisi, Vamuk Hoca çok hoş bir şey söyledi. Dedi ki annesini neşelendirmeye çalışıyor. Şimdi bir ölüler evine doğmuş ve annesiyle vatanını özdeşleştirmiş ve bir oraya bir neşe ve enerji katmak istiyor. Bir yas ortamını değiştirmek zorunda. Yeni bir enerji oluşturmak zorunda. Annesinin yerine yerleştirdiği vatana da aynı muameleyi çekiyor. Yani aslında onu da neşelendirmeye çalışıyor. Ona da enerji vermeye çalışıyor. Ona da sen büyüksün diyor. Kalk ayağa diyor. Yani bir yandan Türk milleti asildir. Türk milleti çalışkandır. Bir Türk dünyaya bedeldir. Tam anlamıyla bir narsistik pompalama. Hocanın dediği gibi ama verimli bir narsistik pompalama. Öz saygısını, öz güvenini artırmaya çalışıyor insanları. Türk milleti dediği reaya, köylüsü aslında milletin. O köylüyü getirip devletin tepesine yönetmek üzerine enerjiyle doldurmak, ikna etmek, onu büyük devletlerin vatandaşları kadar saygın olduğuna ikna etmek zorunda. Çünkü aslında bütün o yıllar boyunca Osmanlı topluluğunda hep şu algılanmış. Yani Batı iyidir, teknolojisi gelişkindir, onlar aydınlanma çağını yaşamıştır. Biz de kötü olduğumuz için, geri kalmış olduğumuz için şöyle bir aşağılık kompleksi inşa ediliyor. Hasta adamın çocukları o dönemin Osmanlıları ve hasta adamın çocukları zaferi kazanıyor. Lozan'da onlarla egemen eşit olduğunu ortaya koyuyor o masada. Ondan sonra Türk milletinin asil ve çalışkan olduğuna ikna oluyor. Bu anlamda bir neşe, bakın Avrupa Birliği'nin marşı bile Otto Joy'dur, yani neşesiz toplum, yas tutan toplum enerjik olamaz, üretken olamaz. Nasıl yas tutan aileler 40 gün evinde yemek bile pişirmezler, sadece geçmişe kapanırlar, regresyon içerisine girerler, çocukluklarına dönerler, geçmişin güzel günlerini anarlar. Osmanlı'nın yasını tutacak vakti yoktu Türkiye'nin yeni kurucu kadrolarının. Mahmut Hoca'nın her zaman söylediği şey, mecburdu enerjisini, üretimini bir an önce aktive etmeye ve o yüzden de geçmişle hiç ilgisi yoktu, direkt geleceğe kilitlendi. O nedenle Mustafa Kemal'in ikinci önemli özelliği gelecekçi ve onarıcı ve neşe katan bir lider olması. Enerji veren bir lider olması. Ve diğer bir konu onarıcı liderliği tabii. Toplumun yaralarını da kapatacak, onu dönüştürecek. Dönüştürücü olabilmek çok önemli bir şey. Yani liderin yaptığına ikna olmazsanız bu sadece sopayla yapılabilecek bir şey değil. Yani koca bir toplumu dönüştürmek, üstelik o toplum yeni inşa ediliyor. Milyonlarca insan Türk Anadolu'dan dışarıya gitmiş, gayrimüslimler tamamen terk etmiş, Orta Doğu tamamen Osmanlı'dan kopmuş ve Kafkaslardan, Balkanlardan milyonlarca travmatize olmuş, vatanını, yurdunu, canını, zenginliğini kaybetmiş insan geliyor buraya. Hastalar aslında, yani psikolojik olarak iyi durumda değiller ve onları kucaklıyor. Şefkatle kucaklıyor ve onlara bir ideal sunuyor. Bakın o dönemde Osmanlı'nın zaten yani Mustafa Kemal Atatürk'ün öyle kendiliğinden vahiy yoluyla ürettiği düşünceler değil bazı şeyler. Bir kere çok okuyor. Zafer Toprak Hoca bir araştırma yapmıştı. Yani Çankaya Kitaplığı onun döneminde alınmış yüzlerce binlerce kitap var. Bunları okuyor. Jean-Jacques Rousseau'dan çok fazla etkilenmiş durumda. Onun için hürriyet, özgürlük, Üçüncü Cumhuriyet'in o pozitivist, seküler yaklaşımından etkilenmiş durumda. Yani etkilendiği kaynaklar var. Ve bunlar aydınlanma düşüncesi aslında. Yani Avrupa'nın o dönemlerde gerçekten bütün entelektüel dünyasını şekillendirmiş olan düşün adamlarının düşüncelerini alıyor, absorbe ediyor ve oradan bir sentez çıkarmaya çalışıyor. Aynı şeyler Osmanlı'da da var. Yani Osmanlı'yı nasıl kurtarırız üzerine düşünen kitleler, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük,
Osmanlıcılık, yani dört ana akım halinde bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Mustafa Kemal'in en büyük özelliği dördünü birden sentezliyor. Tek birine bırakmıyor, hepsini gayet iyi biliyor ve ortaya bir yeni Türkiye Cumhuriyeti ulusu kurma projesini başlatıyor. Ve bu, yani içinde Türk milletinden ta Horasan'dan kalkıp gelmiş o milletin geleneklerinden, kültüründen, tarih ve felsefesinden elbette kaynaklar var. Ama bir siyasi proje olarak ondan ibaret değil yeni kurulan Türk ulusu. Bambaşka bir şey çıkarıyoruz onun içerisinden. Aynı köklere sahip ve bambaşka bir şey çıkarıyoruz. Artı Mustafa Kemal'in bir başka önemli özelliği, Vamık Hoca'ya vakit kalsın diye hızlı hızlı geçiyorum bunlardan. Her zaman bulamayız hocam sizi, yani bu çok önemli bir şey. Artı Metternich diplomasisine benzer bir stratejik diplomasi anlayışı var. Bir devlet adamı oldu ki dış dünyaya çok açık birisi. Kesinlikle yerel bir şahsiyet değil. Takip ediyor ve sürekli olarak bakın savaştığı insanlarla, savaştığı ülkelerle aynı masaya oturuyor ve onlara düşmanlık ya da onlarla intikam alma gibi bir sürece girmeden onlarla işbirliği halinde yürümeye çabalıyor. Yani 1930'larla Venizelos'la da aynı şeyin içerisine, paktın içerisine giriyor. Çünkü önünü görüyor. Sosyalizmin nasıl şekillendiğini, Bolşevik devriminin geliş koşullarını, onlarla nereye kadar işbirliği yapılacağını ama Batı'yla nereye kadar yürüneceğini, bunların hepsini biliyor. Britanya'nın çöküş sürecine doğru girdiğini görüyor. Musul'u bırakmak istemiyor, çok mücadele ediyor ama şartları ortada. Yani perişan bir hale gelmiş ordusu, ekonomisi, şusu busu. Misak-ı milli sınırlarından bile sonunda belli tavizler verip ama orada beklenmeyen bazı katılımlar da oluyor. Ama nihayetinde bu cumhuriyetin, kurulan yeni ülkenin bir başka savaşa daha giremeyeceğini biliyor. Bu ne demek? Kapasitesini, yeteneğini görüyor ve öyle hayalperest, Hitler gibi, Napolyon gibi sonradan darmadağın olacağı, Enver'in falan şeylerini de görmüş, yani hatalarını da görmüş o dönemde. Böyle hayalperest bir adam değil. Gerçeklerle çok bağlı ve çok rahat ve iyi diplomasi uygulayan pragmatik bir adam değil, stratejik bir adam. Yani o günün koşullarından fırsat yaratmaya çalışmıyor. Büyük stratejilere bakıyor ve büyük stratejilerin parçası olacak şekilde kendisini şekillendirmeye çalışıyor. Ve gerçekten de işte 1923'ten aslında 38'e kadar geçen o sürede de dünya koşullarına uygun bir biçimde politikayı da şekillendiriyor. Yani 1929'da bir dünya buhranı olmasa, ekonomik buhranı, muhtemelen o devletçilik ilkesi bu şekilde şekillenmeyebilirdi. Yani aslında bütün dünyadaki o zamanın ruhuna uygun bir reaksiyon da veriyor ama bunların her birini yumuşak bir biçimde vermeye ve Türkiye'yi mutlak surette muasır medeniyet dediği sistemin içerisinde tutmaya çalışıyor. Adına Batı demiyor. Muasır medeniyet diyor. Muasır medeniyet o dönemde Batı'dır, yarın Çin'dir, yarın uzaydır. Yani Mars'tır. Söylediği şeyler, kullandığı kelimeler falan çok dikkatle, özenle kullanılmış kelimeler. O bakımdan çok güçlü bir devlet adamlığını da gördüğümüzü söyleyebilirim. Yani bir lider kolay olunmuyor. Kurucu lider kolay olunmuyor. Neden onun bu bütün zamanları falan aşan duyguları olduğunu da bugün de görüyoruz zaten. Herkes dönüyor, dolaşıyor. Bulabildiğimiz tek şey bütün zamanlarda önümüze ufuk açabilecek olan onun bir takım ilkeleri, duruşları haline geliyor. O bizim her zaman kurtarıcı sığınağımız oluyor. Artık o kendi düşüncelerinden, kendi kişiliğinden bağımsız bir sembol kimlik. Yani onun adı artık sığınak aslında. Atatürk derken düşünsel anlamda oraya doğru gidiyoruz. Ve ne zaman kendimizi yaralanmış hissedersek, neremizden kanarsak orası kimliğimiz haline gelir diyor ya Milan Kundera. Nereden yaralandıysak, yaralandığımız yerden kimlik üretiyoruz ve o kimliklerin her zaman pansumanını da Atatürk'te buluyoruz. Onun için de bugünlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği, şahsiyeti toplumun bütün kesimleri tarafından eskisinden çok daha fazla bir biçimde kucaklanıyor ve ön plana çıkartılıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Vallahi yani o kadar çok vurgular var ki, o kadar kafalarımızı açan, bize büyük resmi gösteren ama
Bir şeyi özellikle altını çizmek istiyorum. Yani sayamayacağım kadar önemli husus içinde bu konuşmanızda. Bir tanesi bugüne de çok denk geldiği için çok önemli bence. Bakınız rektör hocam da biz Atatürk'ü anlamaya çalışıyoruz dedi konuşmasının başında. Bence onun kodlarını çok güzel verdi Deniz Hocam. Şöyle ki çoğunlukla yapılan, 10 yıllardır yapılan bir hatayı, yani Mustafa Kemal'i anlamak, Mustafa Kemal'i değerlendirmek ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni değerlendirmek dediğimizde bunun miladı 1919 tarihi değil. Bunun miladı 1923 de olamaz. Yani Mustafa Kemal'i gerçekten anlamak istiyorsak en az 100 yıl, hatta Lale Devri'ne kadar da 150 yıl belki gitmek lazım. Yani o büyük resmin içerisinde Mustafa Kemal'i ortaya çıkaran şey kendi memleketi, kendi coğrafyası içerisinde yaşanan hadiselerdir ki bunu ben çok, eğer bunu böyle görürsek, çünkü benim de çoğu insanın da içini kanatan şey belki hani biz hep toplum olarak bir ikiye bölünme şeyindeyizdir ya, yani ikiye bölmeye çalışırlar hep bizi. Osmanlı'yı bir parça yaparlar, işte Cumhuriyet bir parça. Eğer buna böyle bakarsak ben o tür girişimlerin de başarılı olamayacağını düşünüyorum. Evet, Bağmık Hocam, buyurunuz, kimlik mi diyelim, ne dersiniz? Hocamın bıraktığı yerden Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kimliğini inşa eden adamdır diyebiliriz galiba, değil mi? Liderdir diyebiliriz ona. Şimdiki Türk kimliği, benim Türk kimliğimi. Deniz Hoca'yı sizi çok iyi dinledim. Sabiha Hanım bunları birkaç dakikada söyledi bana. Sabiha Gökhan Hanım. Bir tek şeyi yasak etmiş Mustafa Kemal Atatürk. Bu çocuklarıyla konuşup, manevi çocuklarıyla. Yas tutma gibi şeyleri. Ağlamalar, yas tutmalar filanlar, onlar yasak. Herkes neşeli olacak, herkes gülecek ve Sabiha Hanım bir kadın olarak, bir hanım olarak köklere çıkacak. En az konuştuğumuz şeylerden birisi Atatürk'ün Türk hanımları için yaptığıdır. Bunu unutmayalım. Çok doğru. Evet. Ve o bizler için, çok bugün burada konuşuyorsak da ona çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum zaten. Evet. Hepimiz düşünüyoruz. Hocalarım ne dersiniz? Soru alalım mı artık, eğer ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa? Bence Rektör Hocam. Bence sorular daha iyi. O zaman cevap veririz belki. Cevabı biz olsa. Peki. Tamam. Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, katılımcılarımız, sorularınızı bekliyoruz. Bilemiyorum, acaba yazarak mı alacağız? El kaldırma olanağı var. Henüz bir soru görmüyorum. Evet. Sanıyorum soru yok. Ben sizce de uygunsa son sözlerinizi alayım mı? Evet, teşekkür ediyorlar efendim. Bağmık Hocam'la başlayabilir miyim? Hocam, son sözünüzü alıp sizi çok uzaklara, Amerika'ya uğurlayalım mı? Birçok soru geldi galiba. Soru geldi hocam. Kansu'dan bir soru geldi. Ha, devam edecek. Yazıyor şu anda hocam. Okay, yazıyor tamam. Herhalde, evet. Evet. Uzun bir soru olacak anlaşılan. Bağmık Hoca'ya şey yapıyor herhalde. Tamam. Buyurunuz. Biz şimdi kimiz medeniyeti? Evet. Var mı devam? Evet, konusunda. Evet. Okuyabildiniz mi hocam? Bağmık Hocam. Şöyle ben ifade edeyim isterseniz. Lütfen. Diyor ki Ayça Hanım,
Biz evet. Şimdi kimiz medeniyeti konusunda biraz daha bilgi verebilir misiniz diyor. Biz şimdi kimiz medeniyeti? Şu şekilde. Eskiden mesela ben çocukken Çin çok uzak bir yerdi. Sizinle konuşmadan önce bu sabah saat 8'de Çinli arkadaşlarla konuştum. Yarın sabah saat Çin'de konuşacağım. Pazar gün Rusya'da konuşacağım. Yemeğe basıyorum, konuşuyorum. Unutuldu mu? Bu şekilde bir bakıma delikler açıldı. Ama onlar başka. Delikleri derinden bilmiyorum. Bir de bir şey olduğu zaman iki şeyimiz var. İki özdeşimimiz var. Bir, çocukken kimiz? Kendimiz kimdir? Ben deniz ülkeyim. Ben Vamık Volkan'ım. Ben şuyum, buyum. Bunun yanında ben Türk'üm. Yahut ben şu aşirete bağlıyım. Yahut benim dinim budur. Yahut benim politik düşüncelerim şudur. Çocuklukta eğer annem babam şu şekilde, mesela onlar komünist ise başka bir şey bilmek de onları öğrenirim. Bu şekilde iki kimliğimiz var. Bu ikinci kimliğimiz alevlendi. Bu delikler açılacak. Hmm. Anlatabildim mi? Şimdi ben şimdi kimiz dediğim zaman Hasan'dan, Meryem'den söz etmiyorum. Bu aşiretten, bu gruptan, öteki gruptan, büyük gruptan söz ediyorum. Biz şimdi kimiz? Bu şekilde bir dünya gelişti. Bunu biz karşılıklı olan gruplardan büyük insanları bir araya getiriyorduk. Mesela Rusya'nın parlamentosunun başlarından yahut İsrail'in generallerinden, Estonya'nın parlamenterleri, bilmem, Filistin'in belediye reisleri filan bir araya geldikleri zaman artık kendilerinden konuşmuyorlar. Biz kimiz dedikleri zaman büyük grupların hüviyetinden konuşuyorlar. Bu dünyadaki teknoloji, küreselleşme, bilmem ne devamlı bunu etkiliyor. Hem iyi tarafı var, hem fena tarafı var. Mesela Covid'de hudutlar gerçek nedenle ortaya çıktı. Bu hudutları koruma süreci bizi nasıl etkileyecek? Nasıl ortaya psikolojik şeyler çıkaracak? Bunları bilmiyoruz. Birbirlerini itham ediyorlar. Bunu Çin yaptı, bunu şu yaptı, bilmem ne. Mülteciler geliyor. Bu şekilde bir dünya için Polonya'ya bakın şimdi. Ben Polonya'daydım. Covid başlamadan önce. Lütvanya'daydım. Ha, mülteciler gelecek. Biz şimdi kimiz? Türkiye'de mülteci dolu. Biz şimdi kimiz? Sanki Meksika'dan milyonlarca insan gelecek. Amerika kaybolacak. Ha, eskiye gidiyorlar. Ha, biz şeyde iç savaşta biz beyazları kaybettik. Biz şimdi bir dünya yaratacağız. Delusional, yani hezanlı. Sanki Amerika yalnız Kuzey Amerika'dan gelen beyazlardan oluşan bir millet olacak. Düşünün siz. Bunu ne söylüyorum? Bunu cümle olarak söylemiyorlar. Bunu yapıyorlar. Benim şehirde oldu bunlar. Benim şehrimde. Charlottesville benim şehrim. Benim şehrimde oldu bütün bunlar. Onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Vamp Hocam, bir de Atatürk'ün liderliğini medyaya olan, o dönemin basınına olan yaklaşımı bağlamında değerlendirmek ister misiniz? Mesela biliyorsunuz Hakimiyet-i Milliye gazetesi var o dönemde. İrade-i Milliye gazetesi var sanıyorum. Anıl Bey, Atatürk'ün liderliğini dönemin basınına yaklaşımı bağlamında nasıl değerlendirdiğinizi soruyor. Bir cevap bilmiyorum. Bende de yok. Biz tarihçi değiliz. Onun aha. için sen mi hakimiyeti bilir yapıyorsun? Onlar ben onu ayrıca de. Anlatırım. Anıl tamam. Bey, sizi ayrıca anlatacağım basın tarihi dersinde. Çok teşekkür ederiz. Bir son soru olsun bu. Son soruyu alalım.
yas tutmak, kaybı işlemenin, anlamdırmanın, dolayısıyla ilerleyebilmenin bir parçası yas tutmak. Yas tutmadan nasıl ilerleyebiliriz peki? Demiş Can Bey. Yas tutmadan ilerleyebilir miyiz? Yas tutmadan ilerlediğimiz zaman daha gerçeğe göre ilerliyorsun. Yas tutmadan ilerleme var ama yas tutmayı inkar eden şeyler kullanıyorsun. Onun için çeşit türlü cevaplar var. Onu incelemeden söyleyemeyiz. Anladım. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sorular bitti sanıyorum. Sayın Rektörüm, son sözleriniz varsa şayet buyurunuz. Mikrofonunuz açık değil hocam. Mikrofon hocam. Ben tekrar Vamuk hocama ve sizlere teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Özellikle şu benim dikkatimi çekiyor burada. Şimdi Atatürk'ün liderliği çok önemli. Fakat o bir takım lideriydi. Evet. Takım lideriydi. Yani takımdaki Anadolu'daki insanlar, mesela hiç unutmam, şeyden Samsun'a şeye geliyor işte, teftiş göreviyle geliyor. Havzanın oralardaki, bizim memleketin şeyidir o. Bize yakın, 25 kilometredir Merzbon. Havzanın orada giderken bir bakıyor, bir işçi, erkek tarlada çalışıyor. Hemen arabasını, işte o zaman arabayla gidiyor. Arabasını yanına çekiyor onun. Diyor ki, ya bir ülke işgal edildi diyor bak. İşte İzmir'den şöyle. Sen burada işgal edilmiş bir ülkede oturmuşsun, tarlada çalışıyorsun diyor ona. Onun üzerine onun verdiği cevap çok şey, çok enteresan. Diyor ki, tabii diyor, yani beyefendi diyor, siz arabanız, kıyafetinize göre bir önemli birisiniz olduğunuz belli oluyor diyor. Fakat diyor, benim şu anda bütün kardeşim ya cephede ya öldüler diyor. Ben şu kadar, herhalde onun üzerinde yetim çocuk var, ona bakıyorum. Onları beslemek zorundayım diyor. Bu böyle bir Türkiye var o zaman. Ve bu Türkiye'de 3 tane sandalyesi olan birisini verdi şeye. Orada meclisi destekledi. Mesela böyle durumlarda genellikle parçalanma olur. Zayıf otorite boşluğu olduğu zaman paramparça olur. Bütün dünyada öyle olmuştur. Selçuklar öyle olmuş. Hepsi öyle olmuş. Paramparça olmuş ve ortada İstanbul'un liderliği de yok. Tam tersine olumsuz bir yaklaşım var. Ancak böyle ikili bir şekilde idare etmeye çalışıyor iki tarafı da. Sonunda böyle bir durumda mesela şey vefat ederken anadanaymış. Vahdettin vefat ettiğinde. 1926 yanılmıyorsam. Adana'da vefat ettiği haberi geliyor şeye, Vahdettin'e. Vahdettin adı Atatürk'e diyor ki bir vatansever vefat etti. Herkes şaşırıyor. Nasıl diyor bir vatansever vefat etti diyorsunuz. O böyle böyle sizi idam kararı çıkarttı, şunu yaptı. Hayır diyor. Ben ona yaverlik yanında bulundum diyor. O diyor isteseydi diyor şu anda Suriye'ye giderdi, orada bir ordu toplardı bize karşı. Bunu yapmadı diyor. Yani onun için yani burada şartlar şey yapıyor ve şartlar konjonktür müthiş destekliyor. Toplum son derece yaralı şey gibi şu anda. Yaralı bir aslan gibiymiş o zaman Anadolu'daki insanlar. O da kayıtsız şartsız destekliyor. Hatta şey bile böyle, yani böyle durumlarda yıkıcı davranmıyor. En azından bir pasif kalma gösteriyor. Böyle bir şartlarda, bu nedenle Mustafa Kemal'in liderliğini konuşurken takım liderliği olup takımın diğer elemanlarının da hakkını, şehitlerin de hakkını, hepsinin hakkını hep birlikte ele almak gerekir. Yani bütün bütün bir ordu askerde vardır. Bir ordu bir taburu şey yaptığı zaman, bir tepeyi ele geçirdiği zaman bir tabur, başarı bütün taburundur. Başarısızlık liderin olur. Yani başarıyı tek kişiye verdiğin zaman tabur komutanını kutsallaştırmış oluruz. Onun için bu bir başarı, bir toplumun başarısıdır. Ta ki biz toplumun özgüvenini bozmayalım. Topluma motivasyon verirken, yani bu takım olduğumuzu motivasyonu verelim diye ben aklıma geldi. Teşekkür ederim tekrar. Çok teşekkürler Sayın Rektörüm.
Sevgili hocam, buyurunuz. Kapanışı sizle alalım. Deniz hocam. Ha, ben de mi? Nevzat hoca zaten kapanışı yaptı. Üzerine söyleyecek fazla da bir şey yok. Vamuk hocamla birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk her zaman. Çok sevgilerimi iletiyorum. Beti'ye de çok sevgi, saygılar. Geçmiş olsun, azıcık da soğuk algınlığı varmış. Bir an önce sağlığınıza kavuşun inşallah. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hepinize teşekkürler. Çok teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.